Merhabalar hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Adana Demirspor ile oynayacağı maçta 3 puan hedefleyen Galatasaray'da Icardi ve Yusuf Demir kadroda yok. Galatasaray Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılı takımda bu maçın kadrosunda İkardi ve Yusuf Demir'in durumu belli oldu. İki futbolcu Adana Demirspor maçının kadrosunda yer almadı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada hafif sakatlığı bulunan İkardi ve Yusuf Demir kamp kadrosunda yer almamaktadır denildi. Öte yandan deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak Galatasaray'da Okan Buruk ilk 11'de 3 değişiklik yapabilir. Konya Spor maçına göre kritik 90 dakikada ilk 11'de 3 farklı oyuncu görev yapacak. İstanbul Spor'la oynanan hazırlık maçında da vasatı aşamayan Anholt bu sezon ilk kez kulübede olacak. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Hollandalı futbolcunun yerine Dubois'in sahada olması bekleniyor. Sezon başında sağ beke ilaç olması adına alınan Fransız oyuncu Galatasaray formasıyla ile ilk 11'de yer alacak ve maça sol bekle başlayacak. Konya Spor ve Kasımpaşa maçlarında görev alan Emin Bayram ise formasını Abdülkerim'e teslim edecek. Adana Demirspor deplasmanda İsveçli Nelson'un partneri Kasımpaşa maçında cezalı ve Konya önünde kulübede oturan Abdülkerim olacak. Forvet'te ise Okan Buruk'un tercihi yine Gomis'ten yana olabilir. Gomis'in antrenman performansının önde olması ve Icardi'nin sakat olması nedeniyle Fransız golcü ilk 11'de. Maça yine Mertens ile başlayacak Okan Buruk. İstanbul önünde dikkatleri çeken Mata'yı ilk kez kadroya alacak ve hamle oyuncusu olarak görev verecek. Öte yandan dayısını kaybeden ve ülkesine gittiği için idman eksikliği bulunan Oliveira'nın Adana Demirspor deplasmanda yedekte oturacağı öğrenildi. İki gün antrenmana çıkmayan ve morali bozuk olan Portekizli oyuncunun durumunu dikkate alan teknik direktör Okan Buruk'un Torreira ile Mitsu’ye orta alanda görev vereceği belirtildi. Galatasaray ile Adana Demirspor Süper Lig'de 1 Ekim Cumartesi günü 37. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 36 müsabakada Galatasaray 19, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. 8 mücadele beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında Adana'da yapılan maçlarda mavi lacivertli takımın üstünlüğü bulunuyor. Adana'da yapılan 18 Süper Lig maçında ev sahibi ekip 7, konuk takım 5 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 6 mücadelede eşitlik bozulmadı. Evet arkadaşlar, Adana Demirspor Galatasaray maçına ilişkin ilk 11'ler analiz videosunu sizlere aktardık. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle, beni dinlediğiniz için teşekkürler.